Hiro Türkiye'yi bize anlatır mısınız? Önce evet. Sizi tanıyalım. İsmim Sait Orhan, Hiro Türkiye yöneticiyim. Hiro nedir? Kısaca söyleyelim isterseniz. Hiro dünyanın en büyük iki teker üreticilerinden bir tanesi. Hindistan'da bir firma. Yıllık üretim kapasitesi 7 milyon. 29 ülkede. Türkiye bunların 19.sü olarak sıralamaya girdi. Toplam 29 ülkede satış yapıyor. Hindistan pazarının toplam %50'sine hakimdir. Uluslararası deniz aşırı birçok fabrikası olan ülkelerde faaliyet göstermektedir. Özellikle Güney Amerika ve Afrika ve Asya ülkelerinde. Türkiye'ye 2014 yılında girdi. 3 model ile 4000 adetlik bir satış grafiğine ulaştı. 2016 sürprizlerle başladı. 2016 1 Ocak'tan itibaren Hiro dünyadaki diğer bazı ülkelerde yapmış olduğu sürpriz bir uygulamayı Türkiye'de başlattı ve 5 yıl Hiro satın alan müşterilerine 5 yıl garantiyi vermeye başladı. Bu bir ilk. Bu sektörümüzde ilk defa bunu telaffuz ediyoruz. Bununla birlikte Türkiye'ye giren toplam 7 yeni model var. Bunlar 110 cc ile 223 cc arasında değişiyor. Ve bunların iki tanesi Hiro Hindistan sadece Türkiye'ye özel üretti. Bunların bir tanesi metal kasa bir scooter. Türkiye'deki insanların çok tercih ettiği bir model. Diğeri de Dash isimli bir plastik kasa. Yeni dizayn, 110 cc'lik bir araç. Karizma R modeli 223 cc 19.5 beygir ile iki kişinin uzun yolda çok rahatlıkla keyiflice uzun yola çıkabileceği bir araç. Disk fren, analog ve dijital gösterge saati ve toplam 4 rengiyle dizayn olarak da Türkiye'deki kullanıcıların çok kendisine yakın hissettiği bir model. Çünkü Türkiye'de genelde eğer naked bike dediğimiz çıplak motosiklet tipine binmiyor isek genelde biraz daha kaportası biraz daha dizayne dolu gözüken araçlar tercih ediyorlar. İki kişi yani artçıyla kullanmaya çok müsait bir araç. Ve daha çok spor tip bir kullanıcı için değil, daha çok konforlu, biraz daha racing'e biraz da yakın olan, yatarak biraz da yatarak kullanabilen tipte bu model. Hiro'nun şu ana kadar ürettiği en yüksek hacimli motosiklet modeli. Türkiye Mart ayından itibaren tüm Türkiye'ye dağılacağını söylemiştim. Mart ayında dağılan modellerin hemen hemen neredeyse tamamı şu an satılmış durumda. Birçok yerde ön sipariş alınmış durumda. Muhtemelen Nisan ayında dağıtılacak olan sevkiyattaki araçları yeni müşterilerimize buluşturacağız. Türkiye'de şu anda markanın ön plandaki, vitrindeki en çok sorulan ve merak edilen modeli. Dünya üzerinde Hindistan başta olmak üzere Venezuela gibi, Kolombiya gibi birçok ülkede ciddi aletler satan bir model. Sınıfında karşılaştığımızda Türkiye'de muadili henüz tam bir karşılığı muadili yok. Ve bu fiyatıyla da lansman fiyatıyla Türkiye'de Mart ayından itibaren birçok siparişi şimdiden toplamış bulunmaktayız. Karizma modelini kendi web sitemizden ve Facebook sayfamızdan videolarını izleyebilirler. Ama bu ürünün en güzel sürprizi şu oldu. Bu ürünün lansman fiyatı son derece cazip tutuldu şu anda. Başlangıç fiyatı 6.590 lira KDV ve ÖTV dahil. Bu fiyatıyla bu segmentteki özellikle 150 ile 250 cc arasındaki birçok müşteriye hitap edebilecek cazibede bir ürün olarak ortaya çıktı. Metal kasa scooter konusunda oldukça bir talep var. Çünkü insanlar ufak tefek hasarlarda, küçük vuruşlarda ya da devrilmelerde diyelim, aracın kaporta aksamının hasar görmemesi ve hasar gören yeri de çabucak, basit bir şekilde ve maliyetsiz bir şekilde düzeltebilmek için bu modeli tercih ediyorlar. Aksam metal ağırlıklı olduğu için otomobil gibi düşünelim. Otomobilde gibi bir herhangi bir hasar olduğunda sprey boyayla ya da küçük hafif tadilatlarla çok rahatlıkla tadilatını yapıp devam edebilirler. Bunun haricinde bagaj altındaki ışık, gösterge saati, askılıkları ve aynı zamanda entegre freni en çok öne çıkan özellikleri. Peki en çok kimler tercih ediyor bunu? Scooter'un tercih noktasında çok geniş bir kitlesi var. Çünkü 16 yaşından başlayarak yaşlı 60-70 yaşa kadar herkesin tercih edebileceği. Çünkü bu aracın özel bir kullanıcı kitlesi yok. İki tekere ihtiyacı olan, şehir içi pratik, ekonomik bir araca ihtiyacı olan
Hatta toplu ulaşım araçlarını kullanan herkesin çok rahatlıkla tercih edebileceği bir model.